Herkese merhabalar. Bugün Doktor Mustafa Eraslan'ın kliniğindeyiz. Kendisiyle menopoz hakkında konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba Esma. Ben direkt konuya girmek istiyorum. Menopoz kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkabilir mi acaba? Bugün size onunla ilgili sorularım olacak. Menopoz nedir? Neden bu kadar yaygınlaşıp küresel bir sorun haline geldi hocam? Önce bununla başlayabiliriz. Kadınların korkulu rüyası olmasına vesaire gerek yok. Bu normal. Kadınlarda doğurganlığın başladığı gibi doğurganlığın bitmesi. Yani bu fizyolojik bir olay. Her kadının başına gelecek, yaşayacağı bir olay. Yani kadınlarda artık yumurtalıkların fonksiyon yapmaması, adetin ortadan kalkması ve çocuk yapma özelliğinin ortadan kalkması biz menopozun başlangıcı diyoruz. Artık bu kadın menopoza girdi. Ve bundan sonra olanlar kadınları bir parça şey yapacaktır, yoracaktır. Nasıl biraz önce bahsettik, sizin çocuk istedik, ergenliğe girerse biraz problemli olacaktır. İşte oradaki hormonal dengelerdeki değişiklikler kadınlarda ciddi şeylere, problemlere sebep oluyor. Ama eğer kadın bunu bilir ise ve bazı şeylerle desteklerse bu problemli döneme çok hızlı bir şekilde ortadan kalkacaktır ve rahat geçecektir. İnşallah. Peki hocam, menopoz yaşına gelmiş bir bayan bu dönemin belirtilerini nasıl anlayabilir? Yani menopoza girdiğini bir kadın nasıl anlar? Şimdi bir fizyolojik olarak artık adetin ortadan kalkması ve yaklaşık bir sene üzerine geçmesi bir. Sadece kadın anlamayacak bunu, etrafındaki varsa kocası, yakınları, çoluğu, çocuğu da anlayacak. Çünkü biz orada bir barut fıçısıyla karşı karşıyayız. Sinirli bir hanımefendi ve gece terlemesi olan bir hanımefendi, uykusuzluğu olan bir hanımefendi, yorgunluğu olan bir hanımefendi ve en önemlisi ciddi sıcak basmaları olan, yani bugün hava soğuk, -2 diyelim. Ya şu camı niye açmıyorsunuz veya işte ben tişörtle geleceğim vesaire diyen bir hanımefendi. Bunun yanında tabii duygusal dalgalanmalar olan, ardı sıra ağlayan, işte etrafına kızan, bağıran, çağıran bir kadın göreceğiz. Yani bunlar bizim beklediklerimiz. Eğer bu beklentinin bana da gelecek diye şey yaparsa, psikolojisini hazırlarsa bir kadın şeyi çok rahat geçirecektir. Menopoz dönemi çok rahat geçirecektir. Evet. Asıl aslında az önce korkulu rüyası dediğimiz şey menopozun kendisi değil de erken menopozdan belki de o şekilde tabir kullanabiliriz. Siz de uygun görürseniz. Peki hocam, erken menopoz nedenleri ve erken menopoz nasıl önlenir? Erken menopozun aslında birçok sebebi, yani nedeni genelde bilinmiyor. İşte bazen geliyordum 30 yaşında, 35 yaşında erken menopoza girmiş bir şey hastamız. Neden diye bilmiyor. Beslenmeden mi oluyor, işte genetik yapısından mı oluyor veya kullandığı bazı hormonal ilaçlardan mı oluyor? Bunları biz çok şey net olarak şundan diyemiyoruz. Ama ben şunu görüyorum. Erken menopoza giren hastalarımızda genelde yumurtalıkların iyi kanlanamasından kaynaklanıyor. Yumurta eğer iyi kanlanmıyor ise ya da yetersiz kanlanıyorsa şey başlıyor. Erken menopoz başlıyor. Çünkü hormon değerleri artıyor. İşte bizim LH'imiz, FSH'imiz vesaire vesaire. Promistoron, östrojen. Bunlar artık çok dalgalanmaya başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Enteresan. Erken menopozda ben birkaç tane bitki kullanıyorum. Bizim birçok erken menopoz tanısı konmuş hastamız normal hayatlarına tekrar rutinlerine dönmeye başladılar. Ne yaptık? Yumurtalığın iyi kanlanmasını sağladık. Başka hiçbir şey yapmadık. Yumurtalık iyi kanlandı. Hormon dengesi içinde bazı bitkileri kullandı. Toparladı. Bunlar böyle. Ama şimdi konuşacak olduğumuz işte menopozu şeyler, kadınlar nasıl rahat geçirecekler. Evet. Peki hocam, menopozun doğal olan ortalama yaşı nedir? Ülkeden ülkeye değişir bu. Bizde yaklaşık 44 ile 50 yaş arası bizim beklediğimizdir. Yani işte 46, 47, 48 bizim genelde sık olarak gördüğümüz yaşlardır. Menopozun başlangıç yaşı. Şeylerde mesela Avrupa ülkelerinde şu anda 52 civarında. 52-53 civarında. Bunun mutlaka işte beslenmesiydi, yaşam şartıydı, şuydu buydu vesaire, genetik yapıydı. Bunlarla şey vardı, ilişkisi vardı ama genelde biz 45-50 arası
yani akla kalacak gibi söyleyebiliriz. Evet. Peki eski dönemlerde menopoz dönemine erişen bir kadın günümüzden daha mı geç yaşıyordu bu dönemi? Eğer öyleyse sebepleri nelerdir? Onu tam olarak ben bilmiyorum. Yani evet. Onu bilmiyorum. Peki menopoz, erken menopoz ertelenebilir mi? Tabii ertelenebilir. Eğer yumurtalıkları iyi kanlanırsa bu organik hala devam edebilir. Bazı bitkiler vardır. O bitkilerle birlikte hormon dengesi yerine oturur ve erken menopoz tabii ki önlenebilir. Hangi bitkiler olabilir hocam onlar? Bir, bizim hayıt dediğimiz bir bitki vardır. Hayıt tohumu mu hocam? Evet, evet, evet. Son derece kıymetli bir bitki. Birçok hormon kadınlarda özellikle etkili olan hormonların yani tam olarak dengeye oturmasına yardımcı olur. Başka reiş mantarı dediğimiz bir mantar, sık sık bahsettiğimiz. Başka ginkgo biloba kan akımını düzenler. Kan akımı düzenlendiği zaman yumurtalıklar iyi çalışmaya başlar. Onun dışında da yani ginseng kullanabilirsiniz. Ginseng adaptojendir. Yani hormon değerlerinin düzelmesine yardımcı olacaktır. Yani özellikle bunları kullanmak son derece etkilidir. Artı bizim çok önemli bir bitkimiz var. Kara yılan otu, bilek kuvaşı adını verdiğimiz. Avrupa'da inanılmaz yaygın. Her eczanede vardır. Her eczanede vardır. Özellikle menopozda, menopoza bağlı belirtilerin, yani sıcak basmasının, sinirliliğin, geç terlemelerinin, işte vajinal kuruluğun, başka ağrılı birleşmenin, başka ne diyebiliriz, yani böyle yoğun ateş basma duygulanmanın, bunların hepsinde enteresan bir şekilde etkili, sanki özellikle menopozdaki kadınlar için yaratılmış bir bitkidir. Ben çok tavsiye ederim. Menopoz ayrıca sarı kantaronu da tavsiye ederim. Özellikle bu duygusal dalgalanmalarda son derece şeydir, etkili bir bitkidir. Yani bunlar menopozun yani sıkıntısız, rahat geçirmesinde yardımcı bitkilerdir. Ben bir ara enteresan karayılan otundan bahsettim. Bana kadınlardan daha çok erkekler gelmeye başladı. Allah Allah. Evet. Sebep ne hocam? Sebep şu. Diyor ki hocam, evet evet. Hocam diyor, yani ben diyor sıkıntı çekiyorum. Bir düzenimiz vardı diyor, rahatlı göz. Şimdi diyor eşim diyor, oğlu diyor, balık fişisi gibi, şunu bir deneyim diyor. Ondan sonra bunlar belki 2 sene bunu kullandılar. Bu menopozu rahat geçirdiler. Yani onun için karayılan otu Türkiye'de pek bilinmeyen ama inanılmaz etkili. Yani menopozla girmiş, problem olan tüm hastalarda olmazsa olmaz bir bitki.